Evet millet, gördüğünüz üzere Star-Lord karakterini kategori 4'e bastım. Aslında bunu daha önceden basmıştım ama videosunu çekip atmaya fırsat bulamamıştım. Bazı arkadaşlar da bu karakterin videosunu istiyorlardı. O yüzden de bugün bu karakterin videosunu bir çekeceğiz. Arkadaşlar bu karakteri bugün bir İttifak Savaşı'nda test videosu çekeceğiz. Daha sonrasında baş düşmanda falan test ettiğinde bir video gelir diye düşünüyorum. Arkadaşlar hazır test etmişken bir de Thor'la karşılaştırmayı düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere İttifak Savaşı'nda Thor'un bir günü var. Acaba Star-Lord bu bölümde Thor'u geçebiliyor mu? Bir bakıma onu görmüş olacağız. Arkadaşlar o bölümde sizden şey istiyor. Kahraman, uzaylı ve erkek istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Gene bir kontrol edelim ama. Şöyle bir bakarsak. Evet. Kahraman, uzaylı ve erkek arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman bu kategoride kadınları elersek buradan hangi karakterler var? İşte hani kategori 4 olarak Star-Lord ve Thor var. Destek olarak arkadaşlar Thor'a kullanabileceğiniz adam akıllı bir destek yok açıkçası. Şöyle baktığınız zaman erkek bir destek pek yok Thor için. Ama Star-Lord'a Groot ve Rocket Raccoon gibi karakterleri kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı olacak Star-Lord'un. Bir de aynı zamanda kendi liderliğini de sağlıyor. Bu şekilde bir test edeceğiz. İki karakter için de en ideal takımları oluşturmaya çalışacağım. Daha sonrasında da videoyu yavaştan bitireceğiz. Şöyle hatta bir girelim. Şu anda arkadaşlar serbest gün. Aslında serbest günde de test edebilirim ama o günde acaba hangisi daha iyi bir bakıma onu görmek istiyorum. O yüzden de o şekilde bir takım oluşturacağız. Şöyle destek kısmından da nerede o? Rocket Raccoon ve Groot karakterlerini kullanacağım. Arkadaşlar bu şekilde bir takımla gireceğim. Bu arada bunun şeyi var mı Star Lord'un? Evet güzel. Şok etkisi var mı diye baktım da varmış. Bu şekilde bir girip başlayalım. Daha sonrasında arkadaşlar bir de Thor için en ideal takımı oluşturacağım. Kahraman, uzaylı ve erkek günü için. Bakalım hangisinin hasarı daha iyiymiş. Artık Thor'un yerini aldı mı Star-Lord'da bir bakıma onu görmüş olacağız. Şöyle başlayalım. Evet nereye gitti? Şöyle gitti. Güzel, gayet iyi gidiyoruz. Evet, şöyle bir saldırımdan kaçtı da neyse. Çok problem yok. Şurada biraz bekleyeceğim arkadaşlar 5. yeteneği. Evet. Güzel. Evet, hemen hemen 4 milyon olduk. Güzel, 4 milyonu da geçtik. Arkadaşlar Star-Lord'un 5. yeteneği çok geç doluyor. O yönünü hiç sevmiyorum. Evet bu arada öfkesi tipinde hasar atışını kaybettik. Problem yok. İlla ki arada kaçıracağız. Güzel, hemen hemen 5 olduk. Evet. Şöyle bir küremizi de alalım. Evet 5'i geçtik. Gayet güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada benim kartlarım falan da iyi. Yani onu da bir kenara yazın. Hani işte kendiniz benim attığım kadar skor atamasanız eğer çok da şey yapmayın. Önemsemeyin. Çünkü benim kartlarım iyi. Evet. 6 milyona yaklaşıyoruz. Arkadaşlar burada bilerek kategori 3 yeteneğini ve kategori 4 yeteneğini kullanmadım. Zaten yarıda kesecekti.
Evet, bir de odun gücünü aldıktan sonra kullanmak daha iyi olur dedim. Güzel. Hemen hemen 7 milyon olduk. Acaba geçebilecek miyiz? Evet, öfkenin hasar atışı bayağı geç devreye girdi. Arkadaşlar hemen hemen 7 milyon. Hemen hemen 7 milyon. Bir de çok mükemmel de oynamadım. Ara ara hasar kaçırdım. Onu da bir kenara yazmak lazım aslında. Ama merak ediyorum acaba Thor ne kadar skor çıkaracak, ama Thor için ideal takıma da bir bakmam lazım. Şöyle kahraman ve uzaylı yapalım da tekrar. Ben Thor'u ne kullanıyordum? Net hatırlamıyorum. Thor'a lider olarak Battle Abel kullanıyordum. Destek karakteri olmadığı için de yanına sanırım Odin kullanıyordum, şey takım bonusu versin diye. Evet, çünkü Thor'a kullanabileceğiniz bir destek yok. Şöyle gelelim. Şuralara çıkaracağım. Yine şöyle tüm yapalım. Thor. Şöyle lider olarak Battle Abel kullanayım. Hasarımız artırsın. Biraz desteğim yoktu zaten, o yüzden Odin mi kullanıyordum? Yani o bölümde mecburen bu şekilde bir takım yapıyordum aynen. Dediğim gibi arkadaşlar, o bölümde kullanabileceğiniz Thor'a bir destek yok. Star-Lord'a var ama Thor'a kullanabileceğiniz destek olmadığı için bu şekilde bir takımda giriyorsunuz genelde. Bakalım Star-Lord Thor'u geçmiş mi? Güzel. Evet arkadaşlar, Star-Lord'la çok daha iyi gidiyorduk dikkat ettiyseniz. Şu anda Thor'la pek de iyi gitmiyoruz. Normalde uygulayacağım rotasyon bu olmazdı ama yetenekleri çok geç olduğu için yapacak bir şey yok. Evet, öfkemin hasar artışı da bazen oluyor arkadaşlar, böyle sinir bozucu şeyler. Gerçi Star-Lord'da da yaşadık, o yüzden problem yok da. Evet, şurada biraz yeteneklerim bek... Neyse. Küreyi almadan yeteneklerimi bekleyecektim ama yanlışlıkla aldık. Problem yok. Evet, 4 milyona yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş. Evet, neyse ortaya atıldı. Şöyle küremizi de alalım. Evet, hemen hemen 4 milyon olduk. Yetenekleri çok geç doluyor ama olsun. Yapacak bir şey yok. Evet, 4 milyonu geçtik. Evet arkadaşlar, aradaki fark bariz diyebilirim. Yani 5 milyon 300 bin gibi bir, aslında daha iyi oynanabilirdi. Hani biraz daha dikkatli oynasaydım aslında daha yüksek bir skor da çıkardı. Normalde aslında ben bu karakterle 6 civarı falan atıyorum ama bilmiyorum, sanırım dikkatsiz oynadım diye biraz düşük çıktı.
Ama arkadaşlar gene de Star-Lord'un daha iyi olduğunu görebiliyoruz her halükarda. Peki gelişimleri arasında ne kadar fark var? Bir de ona bakmak lazım. İlk olarak Thor'dan başlayalım. Arkadaşlar Thor'un kostümü de destansı özel ekipman olarak Yüce Öfke CTP var. Üst değeri %180 gelmiş. %200 gelse de bir nebze daha iyi olabilirdi. Artı 8, 5 yıldız artefaktı var. ISO 8'leri full aşırı yükleme getirmişim. Türünü 6'ya kadar basmışım. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında hiç Odin Urus'u yok. Ve detay kısmında gerekli PV özellikleri full. Bir de Star-Lord'a bakalım. Arkadaşlar kostümü de destansı özel ekipman olarak Yüce Öfke CTP var. Gene %200 hasar artışı gelmiş. Üst değeri full. Thor'dan bir tık burada iyi diyebilirim. Kendi artefaktı var. Artı 8 bir şekilde. Thor'un ki 5 yıldızı. Bununki 4 yıldız. Thor orada bir nebze daha iyi. Onun dışında ISO 8'leri full kızgın halkın gücü getirmişim. Bu arada bunun artefaktı ne veriyordu? Süper kötü tarafından alınan hasarda azalma. Uzaylı karakterleri. Aslında çok da iyi bir artefakt yokmuş. Her neyse. ISO 8'leri full kızgın halkın gücü getirmişim. Türünü 6'ya kadar basmışım. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında 2 tane Odin Urus'u var. Odin'den 2 Odin Urus'u fazla. Yani gelişimleri yakın denilebilir arkadaşlar. Detay kısmında gerekli PV özellikleri full. Gelişimleri yakın ama arkadaşlar arada büyük fark var. O yüzden Star-Lord'un kesinlikle daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Yani ittifak savaşı için eğer kasacaksanız bir karakter Star-Lord'u tercih edebilirsiniz Thor'dan ziyade. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.